Günümüzde ekonomi ve şirketler ilerlemek için inovatif düşünceye her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyuyor. İnovasyon bir ürün veya süreci, işlevi, maliyeti, tasarımı, onu açıkça bir önceki ürün ve süreçten farklılaştıracak şekilde iyileştirmek ve yeni bir şey ortaya koymak demektir. Bir şirket kendi kendine yaratıcı olamaz, inovasyon yapamaz. Ancak bireyler yani çalışanlar yaratıcı olabilir. Ve ancak bireyler yani çalışanlar inovatif düşünebilir. Peki bireyler hangi durumda yaratıcı düşünür? Zihnimizdeki düşüncelerin her birinin farklı bir frekans değeri vardır. Dış dünyadaki belirsizlikler ve tehditlerle boğuşurken, geçmiş ve gelecek kaygısı içindeyken beynimiz beta frekansındadır. Beta frekansı basitçe hayatta kalma modudur. Beyin burada dış dünyaya odaklanır. Beta frekansına stres eşlik eder ve bireyler beta frekansında kaldıkları sürece yeniyi değil eldekini düşünür, var olan problemi çözmeye yani hayatta kalmaya odaklanır. Beynin yeni şeyler düşünebilmesi ve hayal edebilmesi için alfa frekansında çalışması gerekir. Bunun için dış dünyada dinginlik ve huzura, iç dünyasında ise dengeye ihtiyaç duyar. Bütün önemli düşüncelerin, fikirlerin, sanat eserlerinin ortaya çıkabilmesi için huzura, sükuna ve iç dengeye ihtiyaç vardır. Günümüzde şirketler her fırsatta inovatif çalışma kültürüne ve yaratıcı çalışanlara ihtiyaçlarından dem vuruyorlar. Peki şirketler çalışanlarına yaratıcı ve inovatif olabilecekleri bir çalışma ortamı sunuyorlar mı? Çoğunlukla hayır. Sevgili şirketler, çalışanlarınız ay sonunu getirmeye uğraşırken, çocuklarının geleceği için endişelenirken, acaba yarın beni işten çıkaracaklar mı diye düşünürken, yeni bir şey ortaya koyarsam ayağımı kaydırırlar mı diye tedirgin olurken, inovatif ve yaratıcı düşünebilir mi? Söyler misiniz? Günümüzde modern ekonominin ve şirket tasarımlarının en büyük açması budur. Çalışanların neredeyse tamamı bir hayatta kalma moduna yani beta frekansına sıkışmış durumdayken yaratıcı ve inovatif düşünce mümkün olmaz. Bu durum şirketlerin rekabetçi güçlerini olumsuz etkilerken ekonomide milyarlarca dolarlık fırsat maliyetinin oluşmasına sebep olur. Çünkü yıllarca çalışarak elde edilmiş tecrübe, eğitim, bilgi sahibi çalışanlar günlük kaygılarından ve şirketlerindeki toksik ortamlardan sıyrılarak yeni şeyler düşünme istek ve enerjisini bulamayacaklar. Sevgili şirketler, gelin yönetim kültürünüzü ve motivasyon mimarinizi inovasyona ve yaratıcılığa uygun şekilde kalibre edelim. Yönetim kadrolarınıza inovatif liderliği öğretelim. bilgi@artaconsult.com adresinden benimle temas kurabilirsiniz.